Detay Eğitim Kurumlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MEB'in Mart ayında yayınladığı örnek Türkçe sorularını çözerek dersimize devam edeceğiz. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde eleştirilen türde bir kitap tanıtım yazısı değildir? Metnimizi okuyalım. Günümüzde kitaplar bir tüketim nesnesi olarak sunuluyor ve okur tarafından da öyle algılanıyor. Kitabın yaşamını kolaylaştırmasını ya da ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur. Kitap tanıtım yazıları da bu gereksinimi karşılamak üzere hazırlanıp adeta bir satış tekniği olarak kullanılıyor. Metinde ne eleştirilmiş arkadaşlar? Günümüzde yapılan kitap tanıtımlarının nedenli yanlış olduğundan, sanki herhangi bir tüketim, bir ihtiyaç malzemesini satıyormuşçasına tanıtılmasını eleştirmiş. Biz de seçeneklerimizde bu eleştiri doğrultusunda olmayan seçeneği bulacağız. A seçeneğiyle başlayalım hemen. Bu roman incecik bir kitaba tarihin en büyük acılarını sığdırmak mümkün müdür sorusunun cevabı niteliğini taşıyor. Sembolik ve ders verici anlatımıyla savaşın tüm yıkıcılığını ortaya koyuyor. A seçeneği arkadaşlar tam da yazarın eleştirdiği noktada bir kitap tanıtımı. İncecik bir kitaba tarihin tüm acılarını sığdırmayı vaat etmiş okuyucusuna. Bu yazarın eleştirdiği bir kitap tanıtımı, A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Bu kitap insanın elindeki en büyük gücü nasıl kullanması gerektiğini, inancın ve düşüncenin neler yapabileceğini söylerken kişinin kendisiyle bağlantıya geçmesini de sağlıyor. Burada da arkadaşlar kitabın bir fayda, bir ihtiyaç gidermek üzerine tanıtımı yapılmış. Bu da yazarın eleştirdiği bir durum. B seçeneğini de eliyoruz. C seçeneğine bakalım. Bu eser insanın toplum içindeki yalnızlığını ele alıyor. Yazarın büyük şehirlerde yaşayan yalnız bireylerin psikolojisini çözümleme çabasına tanık oluyoruz. Bu seçenekte arkadaşlar sadece kitabın neyden bahsettiğini, kitabın içeriğine dair bir tanıtımla karşı karşıyayız. Burada herhangi bir vaat, herhangi bir ihtiyaç gidermek gibi bir durum söz konusu değil. Doğru seçeneğimiz C olmalı. D seçeneğine yine bir bakalım. Bu yapıt sizi kendinizi bulmaya çağırıyor. Bu yapıtla duygu dünyanızın başrolü olan benliğinize geri dönecek ve kendinize tüm içtenliğinizle hoş geldin diyeceksiniz. Bu da yazarın eleştirdiği bir tanıtım şekli. Size ne yapıyor arkadaşlar? Bir vaat sunuyor. Bunu da eliyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneği arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Bu metin aşağıda açıklaması verilen anlatım biçimlerinden hangisine örnektir? Bir yazarın ana dilini bilmediği düşünülebilir mi? Soruyu ters çevirelim. Ana dilini bilmeyen bir kimse yazar olabilir mi? Maalesef olabiliyor. Üstelik belli ölçüde isim bile yapabiliyor. Bu soruda dikkat etmeniz gereken şu arkadaşlar. Yazarın neyden bahsettiğini değil de neyi nasıl anlattığını bulacaksınız. Yani anlatım şeklini bulacaksınız. Okuduğumuz metin arkadaşlar sanki yazarın karşısında biri varmış da onunla bir konuyu tartışıyor. Kendi fikrini de kanıtlama çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu anlatım şeklini seçeneklerde hangisi belirtmişse onu doğru olarak kabul edeceğiz. A'ya bakalım. Herhangi bir konu hakkında bilgi verilir. Bir şeyler öğretmek amacına yöneliktir. Yazar sanatlı söyleyişlerden ve öznellikten kaçınır. Bu bir makale metninde karşılaşabileceğimiz bir anlatım şekli arkadaşlar. Bilgi vermemiş yazarımız bize. Sadece ne yapmış? Kendi fikrini kanıtlamaya çalıştığını görüyoruz. A seçeneği değil arkadaşlar. B'ye bakalım. Bir yerin veya varlığın özellikleri, bu özelliklerin yazarda uyandırdığı izlenimler okurun gözünde canlanacak şekilde anlatılır. Bu arkadaşlar bir röportaj yazısında ya da bir gezi yazısında karşılaşabileceğimiz bir anlatım şekli. Okuduğumuz metin bu anlatım şeklinde değil. B'yi de eledik. C seçeneğine bakalım. Bir yaşam kesiti belli bir olaya bağlı olarak anlatılır. Amaç okuru olayların içinde yaşatmak, kahramanlarla ve olayla özdeşleştirmektir. Burada arkadaşlar bir roman, hikaye, belki de bir anıda karşılaşabileceğimiz bir anlatım şekli. Yazarımız bundan faydalanmamış. C seçeneğini de eliyoruz. D'ye bakalım. Yazar bir konu ile ilgili kişisel görüşünü belirterek okuyucunun o konu hakkındaki fikrini etkilemeye çalışır. Karşılıklı konuşma havası vardır. Evet, tam da bu arkadaşlar. Fikrini etkilemeye çalışır. Soru sormak, fikir değiştirmekte kullanılan bir metottur arkadaşlar. Karşılıklı konuşmak gibi samimi bir ortamda yazarın kullandığı anlatım şeklinde var. Doğru seçeneğimiz ne olacaktır arkadaşlar? D seçeneği olacak.
Üçüncü sorumuza bakalım. Bu açıklamaya göre fikirlerinden hangileri metinde söz edilen soruna yönelik bir çözüm olabilir? Bakalım. Ülkemizde sağlık giderlerinin %60'ı ilaç harcamalarından oluşuyor. Bu oran Avrupa ülkelerinde %15 civarında. Eczanelerdeki ilaçların ortalama %7'si kullanım süresi dolduğu için çöp atılıyor. Evlerde antibiyotiklerin %44'üne hiç dokunulmuyor. Diğer ilaçların ise %60'ının kullanım tarihi kutusu dahi açılmadan sona eriyor. Burada neyden bahsetmiş arkadaşlar? Ülkemizdeki ilaç israfından bahsetmiş. Bu açıklamaya göre 3 tane cümlemiz var. 3 tane öneri olabilecek. Yani bu israfın önüne geçebilecek tavsiye niteliğinde cümle arayacağız arkadaşlar. 3 tane cümleden hangisinde ya da hangilerinde varsa onları doğru olarak kabul edeceğiz. Bakalım birinci cümleye. Son kullanım tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçlar için toplama merkezleri oluşturulması. Evet arkadaşlar, böyle bir tedbir ilaç israfının önüne geçilebilir. İkinci cümleye bakalım. İlaç tüketimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi. Evet arkadaşlar, bu da ilaç israfının önüne geçilebilecek önemli, hatta çok etkili bir tedbir durumu. Diğer önermeye bakalım arkadaşlar. İlaç tanıtım yazılarının dikkatle okunması. Bu arkadaşlar ilaç israfıyla ilgili bir tedbir değil. O nedenle ne olacak? 1 ve 2 ne yapacağız arkadaşlar? Doğru kabul edip 1 ve 2'nin geçtiği seçenekte B seçeneği olduğundan dolayı B'yi doğru olarak işaretliyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Tiyatro ve sinema ip üstünde yürümeye benzer, fakat sinemada ip yerdedir. Sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Şimdi ifadede arkadaşlar tiyatro ve sinemanın karşılaştırıldığını görüyoruz. Ve tiyatroda daha doğrusu tiyatro oyuncularının sinema oyuncularına göre daha zorlu bir performans sergilediklerini görüyoruz. Bu nedenle izleyicinin değil de tiyatro ve sinema oyuncularının kıyaslandığı ya da tiyatro oyuncularının zorlandığı bu durumu öne çıkaran seçeneği bulmamız gerekir. A seçeneğine bakalım. Sinemanın tiyatroya göre izleyicide daha çok heyecan uyandırdı. Bu durum söz konusu değil arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. Tiyatro ve sinemanın kendi içinde bir takım problemler barındırdı. Bu da arkadaşlar sözü geçen metinde, cümlede bahsedilmemiş. B'yi de eliyoruz. C seçeneğinde tiyatronun oyuncular açısından sinemaya göre daha riskli olduğu. Evet arkadaşlar, yani ne demişti? Sinemada ip yerdedir. Yani asılı yukarıda, havada asılı bir ipte yürümek mi daha zordur? Yerde serili bir ipte mi daha yürümek zordur? Tabii ki asılı olan bir ipte yürümek zor ve daha risklidir. Bu nedenle tiyatro oyuncusunun işi daha zordur. Bu durumu vurgulayan bir ifade C seçeneği. D'ye yine de bir bakalım. Sinema ve tiyatronun birçok ortak yönünü bulundu. Yazar bundan bahsetmemiş arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz ne olmalı? C. Beşinci sorumuza bakalım. Bu açıklamaya göre metinlerinden hangileri küçülecek hikaye örneğidir? Bakalım. Küçülecek hikayenin bu arada diğer adı minimal öykü, minimal hikayedir. Devam edelim. Küçülecek hikaye az sayıda kelime ile yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip, mesaj kaygısı taşımayan, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Bize yazar ne vermiş arkadaşlar? Küçülecek hikayenin tanımını vermiş. Bu açıklamaya göre 3 tane örnek var. Bunlardan hangisi ya da hangileri küçülecek hikaye örnektir diye sormuş. Okuyalım hemen birinci örnekle. Başlayalım çözmemize. Küçükken her tarafta suyu koruyun, idareli kullanın yazan afişler vardı. Televizyon ve radyolar sık sık bu konuyu gündeme getirir, insanları uyarırdı. Ama hiç kimse bu ikazlara aldırış etmezdi. Şimdi büyüdük, suyun sonsuza kadar yetmeyeceğini anladık. Burada arkadaşlar su israfının, suyun kullanım öneminin bahsedildiği bir mesaj kaygısı olan, ileti bilinçlendirme kaygısı olan bir örnek var. Bu küçülecek hikayenin tanımına girmiyor arkadaşlar. Bunu eledik. İkinci örneğimize bakalım. Ağaç dikmekle meşgul yaşlı birine sorarlar. Diktiğin ağaçların meyvesini büyük ihtimalle yiyemeyeceksin. O halde ne diye ağaç dikmekle uğraşıyorsun? Yaşlı adam. Bizden evvelkilerin ağaçlarının meyvesini biz yedik. Bizim diktiklerimizin meyvesini de bizden sonrakiler yesin diye uğraşıyorum.
Burada da arkadaşlar ağaç dikmenin önemini vurgulayan bir hikaye, bir mesaj, bir ileti, bir bilinçlendirme durumu söz konusu olduğu için bu da küçük hikayenin kapsamına girmeyen bir örnek. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Üçüncü örneğimize bakalım. Sadece kemanını vermedim. Yıllar sonra yeğenine armağan ettim. O da öğrenememiş doğru dürüst. Evlerin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey. İç yangınını anılara yol açmaktan başka. Bu arkadaşlar küçük hikaye örnek olabilecek bir örnek. Bunu doğru olarak kabul edip B seçeneğini ne yapacağız arkadaşlar? Doğru olarak işaretleyeceğiz. Altıncı sorumuza bakalım. Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir? Metnimizi okuyalım. Örneğin kek pişirmeyi ele alalım. Ürünün tadı farklı sürelerde yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan tereyağı, şeker ve un gibi bileşenlerin etkileşimiyle ortaya çıkar. Kekin tadı yüzde şu kadar un, yüzde bu kadar tereyağı gibi parçalara ayrılamaz. Her bileşen ürüne katkı sağlamıştır. Şiir için de aynı durum geçerlidir. Şimdi biz metinden neyi anladık arkadaşlar? Kekin malzemelerinin oranının önemli olmadığı, kek bütününü meydana getiren her bir malzemenin aynı oranda öneme sahip olduğunu belirtmiş. Bu durum şiiri meydana getiren bileşenler, şiiri meydana getiren paylaşanlar için de aynı olduğunu ne yapmış arkadaşlar? İfade etmiş. Buna göre bu metnin başına gelebilecek uygun cümleyi seçeneklerimizde arayalım. A şöyle başlamış. Şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek içindir. Bu metnin bütünüyle birlik sağlamıyor arkadaşlar. Eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Şiir düz yazıya çevrilemeyen dildir. Bu seçenek de arkadaşlar metnin bütününe uymuyor. Eliyoruz. C'ye bakalım. Şiir sözcüklerle güzel olana ulaşma sanatıdır. Bu da arkadaşlar metinde bahsedilmeyen bir durum. Bunu da eliyoruz. D'ye bakalım. Şiir ses ile anlam ortaklığından oluşur. Bu olur arkadaşlar. Şiiri meydana getiren bileşenlerden bahsetmiş. Ses ile anlam ortaklığından söz etmiş. Tıpkı kekin meydana getiren tereyağı, un gibi malzemelerinden söz etmiş ve bunların birlikteliğinden şiirin meydana geldiğini ifade ettiği için doğru seçeneğimiz ne olacaktır arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. 7. soruya geçelim. Bu parçada kavramlarından hangileri vurgulanmaktadır diye sorulmuş. Bakalım. Dünyaya sana ait bir ses, bir renk, bir ezgi, bir eda, bir duruş, bir cümle bırak. Sana has bir düşüş bırak. Koşmak zorunda değilsin. Düşersen kalkmak zorunda değilsin. Düştüysen bir süre çimenlerin tadını çıkarabilirsin. Sana sürekli koşmanı söylüyorlar, yarışmanı, birilerini arkada bırakmanı, ipi önce göğüslemeni bekliyorlar. Hep daha hızlı koşmanı istiyorlar. Bense sadece annenin çocukluğunda sana söylediği bir sözü hatırlatacağım. Koşma, düşersin. Şimdi bu parçanın girişi bize hangi unsurlardan söz etti arkadaşlar? Kimseye benzememekten, kendi sesini, kendi özelliğini, kendi orijinalliğini, kendi özgünlüğünü bulmaktan söz ederken metnin devamı da arkadaşlar sakinlik içerisinde yaşam sürdürmenin gerekli ve önemli olduğundan, bir yarışta değilsin, kimseyi yenmek zorunda değilsin, durumun anın tadını çıkar noktasında bir düşünce ifade edilmiş arkadaşlar. Parçada öne çıkan ve vurgulanmak istenen kavramlar özgünlük, evet, sakinlik, evet, kararlılık bahsedilen bir durum değil arkadaşlar. Özgünlük ve sakinlik B seçeneğinde geçtiği için doğru seçeneğimiz ne olacaktır arkadaşlar? B olacaktır. Gelelim 8. sorumuza arkadaşlar. Bir tablo görüyoruz. Bakalım. Bu harf atlama düzenine göre karne sözcüğü aşağıdaki tabloların hangisinde gizlenmiştir? Bu tabloda her sütundaki harfler aşağıdan yukarıya doğru. Harflerin alfabedeki sırası P, R, S, Ş, T, U, Y, Z, A, B, C. Normal bizim alfabetik sıralamamız söz konusu. Göz önünde bulundurularak belli bir harf atlama düzenine göre dizilmiş ve orta kısımda mecaz sözcüğü oluşmuştur. Tabloda arkadaşlar mecaz sözcüğün oluşum kriterine bakalım nasıl oluşmuş. L'den O'ya atlamış. M harfi ortaya çıkmış. Ç'den F'ye, oradan E harfi ortaya çıkmış. Şimdi arkadaşlar B'den D'ye neyi gözlemlediniz hemen? Bir harften alfabedeki iki harf sonrasında gelen harf konulmuş ve ona göre bir harf
yerleşmiş. Yani L'den iki harf sonra arkadaşlar O harfi geliyor. Ç harfinden iki harf sonra F harfi geliyor. B harfinden iki harf sonra alfabemizde D harfi geliyor. Ve buna göre sıralama oluşmuş. Mantığı buymuş tablonun. Bu mantığa göre karne sözcüğü aşağıdaki tablolardan hangisinde yer edilmiş onu bulacağız. A'ya bakalım arkadaşlar. J'den iki harf sonra M geliyor mu arkadaşlar? K ile M. Evet geliyor. Y'den iki harf sonra B geliyor mu? Z, A. Sonrasında B. Evet geliyor. P'den iki harf sonra S geliyor mu arkadaşlar? Hayır gelmiyor. Ş gelmesi gerekiyor değil mi? R, S olmuş. A'yı eliyoruz bu durumda. B'ye bakalım. J'den iki harf sonra M gelir. Y'den iki harf sonra B gelir. P'den iki harf sonra Ş gelir mi arkadaşlar? Gelir. O'dan iki harf sonra L gelir mi? Gelmez arkadaşlar. Çünkü alfabemizde L harfi O harfinden önce gelir. B'yi bu durumda eliyoruz. C'ye bakalım. J'den iki harf sonra M gelir mi? Gelir. Y'den iki harf sonra B gelir. P'den iki harf sonra Ş gelir. L'den iki harf sonra O gelir. D'den iki harf sonra G gelir. C seçeneği doğru olmalı arkadaşlar. D'ye yine bir bakalım. J'den iki harf sonra M, Y'den iki harf sonra B, O'dan iki harf sonra arkadaşlar Ş gelmez. Bunu eliyoruz. Zaten doğru seçeneği bulmuştuk. C'yi doğru olarak işaretlememiz gerekir. 9. sorumuza geçelim arkadaşlar. İstiklal Marşımızdan kıtaları görüyoruz. Ne istemiş soru bizden? Numaralanmış dizelerin hangilerinde ihtimal anlamı vardır? Hemen bakalım. Birinci kıtada Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Burada herhangi bir ihtimal durumu değil, aksine kesinlik durumları söz konusu. İkinci kıta örneğine bakalım. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Burada ihtimal var, anlamı var arkadaşlar. Sana hakkın vaat ettiği günler doğacaktır kesinliğinde. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Yani o hakkın vaat ettiği günler yarın ya da yarından da yakın bir günde olacağı ihtimali söz konusu olduğu için burada ihtimal anlamı var. Diğer kıtamıza bakalım. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emelim. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Burada arkadaşlar herhangi bir ihtimal anlamı söz konusu değil. İkinci kıta B seçeneğinde geçtiği için doğru seçeneğimiz ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Son sorumuza bakalım. Bu parçada aşağıdaki işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur? Bak, önce metnimizi bir okuyalım. ABD'de bulunan Stewart gözlem evindeki gökbilimciler dünyanın yörüngesinde dolanan bir gök cismi keşfettiler. Tıpkı ay gibi dünyanın çevresinde döndüğü için bu gök cismine mini ay dendi. Resmi adı ise 2020 CD3 oldu. Gök cisminin çapının 1,9 ile 3,5 metre arasında olduğu belirlendi. Yani yaklaşık bir otomobil kadar. Bakalım A seçeneğine. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Bakalım virgülün geçtiği yerleri. İlk cümlede yok. İkinci cümlede tıpkı ay gibi dünyanın çevresinde döndüğü için bu gök cismine mini ay dendi. Burada arkadaşlar yüklemden uzak düşen özneden ziyade belirtilmek istenen durum virgülle ayrılmış. Bir kenarda bırakalım, diğer seçeneklerimize bakalım. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Evet arkadaşlar, mini ay derken, 2020 CD3 derken özellikle belirtmek istediği için yazar tırnak içine almış. C'ye bakalım. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konur. Evet, metnin sonunda vardı arkadaşlar. Yani yaklaşık bir otomobil kadar derken bu hayreti ne yapmış arkadaşlar? Ünlemle ifade etmiş. Denizli'ye bakalım. Kısaltmalara getiren ekleri ayırmak için kesme işareti konur. Evet, metnin başında geçen ABD'de derken çekim eki ne yapılmış arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayrılmış. Bu nedenle doğru seçeneğimiz ne olacaktır arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. Örnek sorulan çözümü burada sona eriyor arkadaşlar. Birkaç kere soruları çözmenizi
öneriyorum. Muhakkak bu soru tiplerini iyi bir şekilde kavrayın arkadaşlar. Sınavda da yaklaşık olarak bu tip benzer sorular gelecektir. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum.